Kasasun nebiyyine lilet fali. Kısasun nebiyyine lilet fali. İki şekilde de okumak mümkündür bu kitabı. Konumuz nebilerin kıssaları. Çocuklar için yazılmış olan nebilerin kıssaları. Hasan el-Nedvi tarafından yazılmış bir kitaptır. Birlikte bunu tercüme yapmaya çalışacağız. Elbette tercüme de kısmen, bazen dil bilgisine de değineceğiz. Men kim kesara kırdı erasname putları? Gable yavmin kesiratin. Çok çok öncelerden bir gün. Kesiratin cidden gerçekten de çok önceki günlerden bir gün idi. Kâne fi garbetin bir köyde vardır, var idi. Racülün bir adam. Öyle adam ki meşhurun. Şöhretli meşhur bir adam vardı. Cidden gerçekten meşhur. Ve kâne idi ismuha der raculi. Şu adamın ismi, yani bahsettiğimiz adamın ismi de neydi? Azer idi. İsmi kelimesi kânenin ismi olduğundan merfudur. Azera kânenin haberidir. Haberi nasıl olmuştur? Ve kâne azeru ve azer idi. Ne idi? Yebî'ül esnâme. Put satıyordu. Azer kelimesi şimdi kânenin ismi oldu. Merfudur. Yebî'ü fiildir. Hüve faildir. Hüve azere racidir. Erasnam yebî'ünün mef'ulüdür. Buna göre yebî'ün fiil, hüve fail, erasnam mef'ul bir fiil cümlesi olarak kânenin haberi olur. İrabı ne olur? Mahallen mensub olur. Çünkü kânenin haberi mensuptur. Ve kâne idi. Kâne idi, vardı manaları veriyoruz. Fîhâ değil gâreti. O köyde var idi ne? Beytün bir ev vardı. Öyle ev ki kebirun büyük. Cidden gerçekten de o köyde büyük bir ev vardı. Kebirun sıfat olur. Ve kâne fî hâlel beyti şu evde var idi. Ne var idi? Esnâmun putlar var idi. Esnam sanemun. Sanemani esnam. Esnam cemî mükessertir. Çoğulur yani. Esnamun kesîratun. Cidden. Gerçekten de çok put vardı. Az değildi. Esnam cemî mükessertir. Gayrı akıldır. Putlarda bir akıl yoktur. Dolayısıyla gayrı akıldır. Eşittir dil bilgisi yönünden müfret müennes hükmüne tabidir. Bu yüzden sıfatı müfret ve müennes gelmiştir. Ve kânen nasu insanlar idi. Ne idi? Yescudûne secde ediyorlar idi. Lihâdihil esnâmi o putlara. O putlar için insanlar secde ediyorlardı. Kânenin ismi ennâsu olur. Yescudûne fiil ve fail fiil cümlesi olarak mahallen mensup olup kânenin haberidir. Ve kâne azeru ve azer idi. Ne idi? Azer yine kânenin ismidir, merfudur malum. Yescudu secde ediyordu. Secede yescudu secde ediyordu. Lihâ değil esnâmi o putlar için. Hâdâ veya hâdihi bunlar nedir? İsmi işarettir. Bu, şu gibi yani işaret manası verebileceğimiz gibi zamir manası, o diye zamir manası da verilebilmektedir. Bu tamamıyla Türkçe'ye yakıştırma ile alakalı bir durumdur. Tabii hadihi müennes ismi işarettir. Niye? Çünkü el asnam cemi mükessertir, gayrı akıldır, yani müsnet müennes hükmündedir. Bu yüzden hazel esnam değil de hazihil esnam, yani müennes bir ismi işaret tercih edilmiştir. Müsnet müennes. Tabii dikkat edin, bunlara da bakmak gerekiyor. Yesüdü fiil, fail nerede? Hüve failidir. Yani gizli zamirdir. Ve zamiri Azer kelimesine racidir. Yani o Azer secde ediyor idi. Ve kâne Azeru ve Azer idi. Azer yine kânenin nesi olur? İsmi olur, merfudur. Ve yine Azer idi. Ya'budu ibadet ediyordu, kulluk ediyordu. Ya'budu fiildir. Faili nerede? Hüve gizli zamir. Yine Azer'e raci. Azer ibadet ediyordu, kulluk ediyordu. Hâdihil esnâmin şu putlara. Yani yani fiil ve fail bir fiil cümlesi olarak cümle olarak mahallen mensup olup kânenin haberidir. İkinci alt başlık yani bu alt başlık oluyor. Veledü Azera. Tabi Azera dedim. Çünkü Azer kelimesi gayrimusariftir. Gayrimusariflerin standart irabı nedir? Cer halinde fethadır.
Velet kelimesi muzaf, azer muzaf ilehtir ama muzafın ileh de olsa gayrı musayiflerin cer durumu feta iledir. Veledü azera, azerin çocuğu. Mekâne azeru azer idi, neydi? Lehu kendisi için vardı veledün bir çocuk. Öyle çocuk ki sıfat geliyor, reşidün reşit. Aklı başı yerinde olan bir çocuğu vardı Azer'in. Reşidün cidden gerçekten de zeki, aklı başında olan bir çocuğu vardı. Mekân ismi hadel veledi ve şu çocuğun ismi de neydi? İbrahim'e İbrahim idi. İbrahim gayrı musarif bir kelimedir. Mekân İbrahim'u ve İbrahim idi. Ne idi? Yara ennase. İnsanları görüyor idi. İbrahim kânenin nesi olur? İsmi olur. İsim kelimesi kânenin nesi olur? İsmi olur. Azer kelimesi kânenin nesi olur? İsmi olur. Burada sürekli kâne çalışması var. İbrahim isim, peki haber nerede? Haber yara fiili ve hüve zamir onun faili oluyor. Bir de ennase mef'ulü, yani fiil cümlesi olarak, bir cümle olarak mahallen mensup olup kâninin haberidir. Yara görüyor. Kim? Hüve o. O hangi o? İbrahim yani. İbrahim görüyor. Ennase insanları. Yescudûne, onlar secde ediyorlar. Lil esnami, putlar için. Putlara secde ediyor iken. Yescudûne cümlesi, fiil cümlesi ne olur? Hal olur. Nereden hal olur? İnsanlardan, yani burada nedir? İnsanlar kelimesi öge olarak mef'uldür. Yani mef'ulden haldir. Failden de hal olabilirdi. Failin durumunu belirtebilirdi ama burada mef'ulün durumunu belirtmiştir. Mef'ulden haldir. Yani zülhal ennas oldu. Secde ediyor iken nereden anladık? Çünkü ennas eliflamlıdır. Yani marifedir. Marifeden sonra gelen cümleye de ne demekteyiz? Hal demekteyiz. Çünkü marifeyi mahva diyoruz buna. Yani orijinal marife. Ve yara görüyor idi. Kim? Hüve o İbrahim aleyhisselam görüyor idi. Ennase insanları. Ennas burada meful oldu. İnsanları görüyor idi. İnsanlar ne iken, ne yapıyor iken, ya'budunel esnâme, putlara tapıyor iken, ibadet ediyorken, kulluk ediyor iken, ya'budunel esnâm, hal cümlesi. Ya'budune fiildir. Faili vavdır, mef'ulü el-esnamdır. Burası bir fiil cümlesi olarak cümle olup mahallen mahallen ne olmuştur? Mahallen mensuptur çünkü haldir. Ennas kelimesinden haldir. Yine mef'ul burası. Yani bidûn el-esnam hal, ennase mef'ul. Nedir? Elif lamlıdır, yani marifedir. Marifeden sonra gelen cümlede haldir kuralına dayanarak hal olduğunu bulduk. Ve kâne İbrahimu ve İbrahim idi. Ne idi? Ya'rifu biliyor idi. Ya'rifu fiildir. Faili nerede? Hüve. Her fiile fail bulma çabamız olması lazım. Hüve o İbrahim aleyhisselam biliyor idi ki, neyi biliyordu? Enner esname, şüphesiz ki putlar ne bir hicaratun taştır. Enne ismin nas haberini raf eder. Eraslam ismin nasb etmiştir. Hicaretun ennenin haberidir. Enne nedir? Fiile benzeyen harflerden bir tanesidir. Eraslam burada ne oldu? Ennenin ismi oldu. Cemidir. Haberi de müfret gelmiştir. Çünkü Eraslam gayri akıl cemidir. Ve kâne ya'rifu ve biliyor idi kim? İbrahim Aleyhisselam. Fail nerede? Ya'rifu'nun tahtında müstetir. Yani altında gizli. Tahtında müstetir, altında gizli demek. Altında gizli zamir hüvedir. O İbrahim Aleyhisselam biliyor idi. Enler esnafı şüphesiz ki putlar la tetekellemu konuşamaz ve la tesmeu işitemez de. Ve kâne ya'rifu İbrahim Aleyhisselam yine biliyordu ki enler esnafı şüphesiz ki putlar la tezurru zarar veremez ve la tenfe'u fayda da veremez. Ve kâne yara ve kâne idi yara görüyor idi. Kim? Ve İbrahim Aleyhisselam görüyordu ki enne zübabe şüphesiz ki sinekler yeclisu oturuyor. Alel eslam, yani burada oturuyordan kasıt aslında konuyor olması gerekir. Sinek oturmaz, konar. Sinekler konuyor alel eslam putların üzerine. Se bu durumda, yani sinekler putların üzerine konduğu halde la tedfe'u fayda veremiyor. Yani aslında def edemiyor putlar. Bu sineği def edemiyorlar. Ve kâne yara ve yine İbrahim Aleyhisselam
görüyordu. El-fe'ra, fare, ye'kulu, yiyor, be'amel esnami, putların yemeğini yiyor. Yani burada el-fe'ra marifedir, elif lamlıdır. Marifeden sonra gelen cümle de neydi? Hal idi. Bu yüzden İbrahim Aleyhisselam fareyi putların yemeğini yer iken görüyordu. Ve buna rağmen la temnu mani olamıyordu. Ne? Hiye o putlar. Hiye faildir. Esnaf putlara gitmektedir. Mekan İbrahimu ve İbrahim Aleyhisselam idi. Neydi? Yegulu diyor idi. Fi nefsihi. Kendi kendine diyordu ki limaza niçin yesüdü secde ediyor ennasu insanlar lil asnami putlara. Niye secde ediyorlar ki? Mekan İbrahimu ve İbrahim Aleyhisselam idi. Yes'elu nefsehu. Kendi kendine soruyordu. Limada niçin veya ne yes'elu istiyor ennasu insanlar el asnâme putlardan. Se'ere yes'elu istemek ve sormak manalarına gelir. Burada putlara ne soruyorlar manasında değil. İstiyor manasında. Nasihatu İbrahim'e. İbrahim'e ver müsterif. Muzaf ileyh. Nasihe muzaf. İbrahim Aleyhisselam'ın nasihati. Üçüncü alt başlık. Aynı konunun diğer alt başlığı. Ve kâne idi kim? İbrahimu İbrahim Aleyhisselam idi. İbrahim ne olur ege olarak? Çok geçti. Kâne'nin ismi olur. Nereden anladık? Çünkü merfudur. Kâne ismini raf eder. İbrahim Aleyhisselam idi. Ne idi? Yegulu li validihi. Validi için yani babası için diyor idi. Yegulu fiildir. Faili nerede? Hüve, madem ki ileride yani bu yegul'den sonra bir fail göremedik, öylesi hüveyi fail yaptık. Tabii kelimenin türüne bağlı. Yegul yerine ne bileyim tegul olsa faili hüve değil, farklı bir kalıp seçmemiz, farklı bir zamir getirmemiz gerekirdi. Burada kelam ne içindir? Yani lit-ta'lili lit-tahsisi aitlik mi bildiriyor, sebep mi bildiriyor? Aitlik bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam babasına diyordu. Kendi babasına. Hi zamiri var burada. Kendi babası için diyor idi. Ne diyor idi? Ya ebi ey babacığım diye yazılsa da ey babacığım diye okunur. Babacığım diye okunmaz. Ey babacığım limada niçin ta'budu kulluk ediyorsun ente sen ente fail. Niye kulluk ediyorsun? Hadihil asnâme şu putlara. Ve ya ebi ve ey babacığım limada niçin tescüdü secde ediyorsun ente sen fail. Lihâdihil asnâmi şu putlar için. Ne fark etti? Hâdihil asnâme, lihâdihil asnâmi. Çünkü li kendisinden sonraki kelimeyi de etkilemektedir. Yani hâzihi kelimesini aşar demek istedim. Ve ya ebi ve ey babacığım limâdâ niçin tes'elu. Aslında burada limâdâ niçin değil ne tes'elu istiyorsun. Hâdihil asnâme şu putlardan ne istiyorsun ki? İnne muhakkak ki hâdihil asnâme şu putlar la tetekellemu konuşamazlar ve la tesma'u işitemezler de. Ve inne hâdihil asnâme ve şüphesiz ki şu putlar la tezurru zarar da veremez ve la tenfa'u fayda da veremez. Ve li eyyi şeyin ne için tezâ'u ente sen koyuyorsun? Leha eddâame ve şarabı o putlar için niye yiyecek ve içecek koyuyorsun ki? Hangi gerekçeyle? Ve inne hâdî raslâme şüphesiz ki o putlar ya ebi ey babacım la te'kulu yiyemez ve la teşrabu içemez de. Ve kâne Azeru ve Azer idi yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası idi. Ne idi? Yağzabu gazaplanıyor idi yani kızıyordu, öfkeleniyordu. Ve la yefemu ama durumu anlayamıyordu. Azer ne olur? Kâne'nin nesidir? İsmidir. Sürekli geçti. Çünkü merfudur. Haber nerede? Yağzab kelimesi bir fiil. Tek başına haber olmaz. Fail ile birlikte olur. Yağzabu hıve. Hıve faildir. Azer racidir. Fiil cümlesi olarak mahallen mensup olup kâne'nin haberi olur. Tabii fiillere hangi zamir takdir edilmeli? Çok zor bir şey mi? Değil. Evvela zamirleri ezberlemek lazım. Ardından mazi, muzari, emir sıraların çekimini bilirsek uygun zamiri uygun yere yerleştirmeyi öğrenmiş oluruz. Ve kâne İbrahimu ve İbrahim idi yansahu nasihat ediyor idi li kavmihi kavmi için.
Ve kâne nâsu ve insanlar idi yağzabûne kızıyor. İnsanlar kızıyor idi. Velâ yefhemûne anlayamıyor idi. İnsanlar kızıyorlardı ama durumu anlayamıyorlardı. Gâle İbrahimu İbrahim dedi ki ene ben eksiru kıracağım. El esnâme putları. Ne zaman? İzâ zeheben nâsu. İnsanlar gidince ben putları kıracağım. Ve hîne idîn yefhemu en nâsu. O zaman o halde yefhemu anlayacak en nâsu insanlar. Neyi anlayacaklar? Putlara tapmanın boş bir iş olduğunu anlayacaklar. İbrahimu İbrahim yeksiru kırıyor el esnâme putları. İbrahim burada ne olur? Mübteda olur. Yeksiru fiil. Fail nerede? Hüve. Hüve nereye raci? Her zaman sağ tarafa raci olmaları gerekir. İbrahim'e raci. Meful nerede? El esnam. Öyleyse yeksiru fiil, hüve fail, el esnam meful. Bu nedir? Bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesi yani cümle olarak haberdir. Neyin haberi? İbrahim müptedasının. İbrahim müptedaydı. Onun haberidir. Mahallen irabı ne olur? Merfu olur. Çünkü haberler zaten merfudur. Tabi neyin haberi olduğu önemli yani. Kendinin haberi olsa merfu olmazdı. Müptedanın haberi olduğu için merfu oldu. Ve ca'e geldi. Yevme idin. Bayram günü geldi. Fe bu durumda yani bayram gününün gelmiş olmasına feriha sevindi. Ennasu insanlar sevindiler buna. Ve harici çıktı. Yani burada gitti manasında. Ennasu insanlar gittiler. Lil'idi. Bayram için gittiler. Ve harece çıktı, gitti. El etfalu, çocuklar da gitti. Ve harece ve çıktı, gitti. Validü İbrahim'e, İbrahim'in babası. Burada valid kelimesi muzaf, İbrahim muzaf lehtir. İbrahim ver musarif olmasından ötürü fetha ile mecrur konumundadır. Esre almaz. Valid aynı zamanda haricinin faili olur. İbrahim'in babası da çıktı gitti. Ve gale li İbrahim'e. Görüyorsunuz li harfi cer olmasına rağmen İbrahim'i olmaz. İbrahim'e olur. Çünkü gayrimusarifin cer hali fetha iledir. İbrahim için dedi yani İbrahim'e dedi babası. Ne dedi? Ela tehruc ma'na benimle birlikte çıkmaz mısın? Gelmez misin? Gale İbrahimu İbrahim fail oldu burada. Tabii sürekli İbrahim'in gayrimusarif olduğundan bahsediyoruz. Belki gayrimusarifin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Gayrimusarif ile alakalı bir videomuz var. Yani bir saatin üzerinde anlatım yaptık. İbrahim burada fail. İbrahim dedi ki babasına yönelik ene ben segimun hastayım. Ve zehebe gitti ennasu insanlar. Ennas fail burada. Ve bekiye kaldı yani geriye kaldı köyde diyelim tek kişi olarak kaldı. Kim? İbrahimu İbrahim Aleyhisselam kaldı. İbrahim bekiyenin faili. İbrahimun olmadı tabii. Neden? Yine gayrimusarif olmasından dolayı. İbrahim kaldı. Nerede? Fil beyti evde. Ve ca'e gitti İbrahimu İbrahim ilel asnami putların yanına gitti. Ve gale İbrahim dedi. Yani gale hüve, hüve fail burada. İbrahim Aleyhisselam dedi lil esnami putlara yönelik olarak. Dedi ki Ela tetekellemune konuşamıyor musunuz? Ela tesmauna işitemiyor musunuz? Hada bu gösterdiğim şey nedir? Da'amun bir yiyecektir, bir yemektir ve aynı zamanda şarabun bir şaraptır. Yani içecektir, şarap içecek demek. Ela te'kulûne yemez misiniz? Yemiyor musunuz? Ela teşrabûne içmez misiniz? Ve seketetil esnamu. Putlar sustu. Yani sessizliğini bozmadılar manasında bu aslında. Bi enneha çünkü o putlar, bakın ha zamiri gelmiş. Müennes zamir çünkü esnam nedir? Cemi mükesser ve gayrı akıldır. Gayrı akıl olduğundan müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden müfret müennes zamiri gelmiştir. Zamir neden ha geldi de hu gelmedi? Bu bir soru mesela. Tabii şuradaki ve sekete ti, şuradaki ti de zamir değildir. Kelime aslında nasıl yazılmalı? Kelimenin kökü ne? Mazisi se.
KT, sekete. Kelimenin aslı bu. Sekete, seketa, seketu, seketet olarak gelir. Yani müfrettir, müennestir, gaibe sıgasıdır. Seketet. Ama geçiş yapılmak istenmiş. Çünkü karşısında elif lamlı bir kelime var. Oraya geçiş yapacağız. Seketet el esnamı demeyeceğiz. Geçiş yapacağız. Bu durumda ne oluyor? Sakin harfi harike verileceği zaman esre ile verilir kuralı uygulanarak buraya esre verilmiştir. Yani esre arizidir. Buradaki ti sen manasında bir zamir değil yani. Ve seketetil esnamı putlar suskunluğunu bozmadı. Sessiz sakin olarak durmaya devam ettiler de. Niye? Li-enneha. Çünkü o putlar nedir? Haber geldi. Hecaratun taştır. La temdigu konuşamaz. Ne? Hiye. O putlar. Hiye fail. Gale İbrahimu. İbrahim dedi ki Malikum la temdigun. Bir ayet. Saffat suresi 92. ayet. Niye konuşmuyorsunuz? Nesekete tel esnamu putlar sustular. Putlar sustu yani sakinliğini bozmadı. Ve ma netakat konuşmadı. Kim ne konuşmadı? Hiye o putlar konuşmadı. Hiye burada zamir. Heyneyzin bu durumda gazibe öfkelendi. Kim? İbrahimu. İbrahim Aleyhisselam öfkelendi. Ve ehaze el fe'su. Ehaze aldı. El fe'su keser. Eline bir keser aldı. Ve zarabe ve vurdu. İbrahim aleyhisselam vurdu. El esnâme putlara. Yani onları vurdu, kırdı. Ne ile vurdu? Bil fe'si keser ile vurdu. Ve kesara kırdı. Kim? Hüve. İbrahim aleyhisselam kırdı. Fail hüve. Neyi kırdı? El esnâme putları kırdı. Bu da mefruz. İbrahim aleyhisselam keser vasıtasıyla putları kırdı. Ve terake ve terk etti. Yani bıraktı İbrahimu, İbrahim fail. İbrahim aleyhisselam bıraktı. Es-saneme putu. Öyle put ki el-ekbera. En büyük putu bıraktı. Ve allega yani en büyük putu bıraktı ne demek? Onu kırmadı. O hariç hepsini kırdı. Ve allega ve bağladı. Kim? Hüve İbrahim aleyhisselam bağladı. Taktı. Neyi? El fe'sa, meful el fe'sa, keseri bağladı. Nereye bağladı, taktı, koydu? Fi unubihi, hi nereye gitti? Es-sanamel ekber, büyük put. Büyük putun unuk neydi? Boyun demekti. Büyük putun boynuna bağladı, oraya koydu manasında. Men fe'ale haza. Burada devam etsem mi diye düşünüyordum. Bunu da okuyalım. 5 tane alt başlık okumuş oluruz böylece. Men kim faile yaptı haza bunu. Putların kırılmasıyla alakalı bir soru. Ve raca'a raca'a döndü fiil. Kim döndü? Ennas insanlar döndü. Ve dehalu ve girdiler. Fi beytil asnami putların evine girdiler. Dehalu de fail nerede? Vav. Ardından gelen elif ne? Elifi farika. Bu hem kelimenin bittiğini hem de bu kelimenin cemi olduğunu gösterir. Elifi farikadır. Ve irade ve irade etti. Yani istedi ennasu insanlar en yescudu secde etmeyi lil asnami putlara. Liennehu çünkü o gün neydi? Yevmu idin bayram günü. Burada yescudu ne aslında olması gerekirdi. Secede yescudu. Yescudu, yescudani, yescudune. Cimidir değil mi? Vav'dan sonra gelen eliften bunu zaten anladığımız gibi eliften önceki vav'dan da anlayabiliriz. Cemi vav'dır. Elbette kelimelerin sonunda yer alan her vav o kelimenin cemi olduğunu göstermez. Cemi vav'ın dışında da vav ile bitebilir. Şimdi burada aslında ne dedik? Yescudune cemi müzekker salimdir. Nun olmalıydı. Başında en nasb edatı olduğundan fiil-i muzari cemi müzekker konumunda nasb alameti nunun düşmesidir. Nun düştü. Bu kelime bu şekilde nasb oldu. Nun o yüzden yok. Ve lakin fakat taaccebe şaşırdı. Hayrete düştü en nasb insanlar ve dehişu ve dehşete kapıldılar. Dehişu da fail nerede? Yine vav'dır. Ve teessefe ve tasalandı ennasu insanlar ve gazibu ve öfkelendiler. Gazibu da fail nerede? Vav'dır. Elif neydi? Adı neydi? Hangi özellikleri barındırıyordu? Az önce anlattık.
Galu dediler ki kimler? Vav. Fail. Onlar dediler ki men kim faile yaptı hala bunu? Yani kırma olayını, fiilini kim yaptı? Bi alihetina. Bizim ilahlarımıza. Na, biz manasında. Bizim ilahlarımıza, bu putlarımıza, taptığımız varlıklara bu olayı, bu fiili, kırma eylemini kim gerçekleştirdi? Galu dediler ki semiyana, biz işittik, duyduk ki feten bir tane genç varmış. Yeskuruhum, yani o çocuktan bahsediyorlar. Yugalü denilir lehu, ona İbrahim'i İbrahim denilir. Ona İbrahim denilir demek, ona İbrahim ismi verilir. Yani İbrahim'dir onun ismi. Gale ve türevlerinden sonra lam geldiğinde isimlendirme manası kastedilmiştir. Yugalü le. Yugalü le denildiği zaman nedir demek ki? Onun ismi İbrahim'u İbrahim'dir. Yugalü lehu, onun ismi İbrahim'u İbrahim denilir. Ona İbrahim denilir. Galu dediler ki ente, sen mi? Yani İbrahim Aleyhisselam'ı buldular ve soruyorlar. Ente, ilk elif istifhamdır, soru manası. Mi manasına geliyor. Ardından gelen elif ente zamirinin bir harfidir. Ente, sen mi faalte yaptın? Yine te, yine sen. Hâdâ bunu, yani bu kırma eylemini sen mi gerçekleştirdin? Bi âlihetinâ, bizim ilahlarımıza. Bizim ilahlarımızı kıran kişi sen misin? Ya İbrahimu, ey İbrahim. Gâle hüve. İbrahim aleyhisselam dedi ki, bel, hayır. Faale yaptı, yani işledi, hu, o kırma olayını işledi. Kim? Ne? Kebiruhum, onların en büyüğü yaptı bunu. Diğerlerini kıran en büyük puttur, diğer putları kıran. Hâdâ o, fes'elûhum. İn kânû yendigûn hâdâ, yani bu durumu diyor, fes'elû, sorun hum onlara, in kânû, şayet onlar ise, yendigûne, konuşabiliyorlar ise. Ve kânen nâsû, ve insanlar idi, ya'rifûne, biliyorlardı ki, enler asnâme hicâratun, şüphesiz ki putlar taştır. Ennas kelimesi yine kânenin nesi olur? İsmi olur, merfudur çünkü. Ya'rifûne ne olur? Haber olur. Nasıl haber? Cümle haber. Yani bunu kendi başına haberdir demiyoruz yani. Failiyle birlikte. Fail ne? Vav. Wow. Cemiler de vav wow, faildir. Ve kanu ve insanlar idi. Burada fail, ismi nerede kanenin? Kanenin burada ismi vav wow olur. Ya'rifune biliyorlar idi. Ya'rifune de cümle olarak failiyle birlikte haber olur. Kanenin haberi. Ve kanu ya'rifune ve insanlar biliyorlar idi. Ennel hicarete, şüphesiz ki taşlar, la tesna, işitemez ve la temdegu, konuşamaz. Ve kanu ve o insanlar idi, ya'rifune, biliyorlar idi ki enne saneme, şüphesiz ki put, öyle put ki el ekbara, en büyük put sıfat oldu bu. Ezan aynı şekilde hacerun. En büyük put da aynı şekilde, yani diğerleri gibi nedir? Taştır, dolayısıyla kıramaz. Bunu aslında biliyorlar idi. Ve enne sanemel ekbera, ve şüphesiz ki en büyük put la yakdiru, güç yetiremez. En yemşiye, yürümeye, ve yeteharrake, ve hareket etmeye. Yani olduğu yerden hareket edip diğerlerinin işte ne bileyim boynunu vurup onları kırıp tekrar yerine nasıl geçecek, nasıl yürüyecek, nasıl hareket edecek. Bunu yapamayacağını onlar da biliyor. Ve enne saneme el ekbera. Şüphesiz ki en büyük put la yakdiru, güç yetiremez. En yeksira esnamen. En yeksira, kırmaya güç yetiremez. En mastariye, kırmaya. Neyi kırmaya? El esnamen, putları kırmaya güç yetiremez. İşte bunun üzerine madem ki durum budur. Galu, onlar dediler ki vav fay. Ne dediler? Ben önce li İbrahim'e, İbrahim'e dediler. Ente, sen, ta'lemu, biliyorsun. Ne biliyorsun? Enne aslame, şüphesiz ki putlar, la temdugu, konuşamaz ki. Gali dedi, kim? İbrahimu, İbrahim fail. İbrahim dedi ki, fe, madem öyle, yani madem ki putlar konuşamıyor, keyfe, nasıl te'budûne aslame, putlara kulluk edersiniz? Ve inneha, oysa ki o putlar, la tezurru ve la tenfa'u. Ne fayda verebilir, ne zarar giderebilir. Zarar da veremez, fayda da veremez ve konuşamaz. Böyle bir putlara niye tapıyorsunuz? Ne iştir? Ve keyfe, nasıl tes'elûne, hem soruyorsunuz hem istiyorsunuz. İki manaya da gelir.
Elesname, putlardan nasıl bir şeyler istiyorsunuz? Ve inneha şüphesiz ki o putlar la tendigu, konuşamaz ve la tesma'u, işitemez de. Ela tefhemune şey'en, hiçbir şey anlamıyor musunuz? Efela ta'gilune, akıl erdiremiyor musunuz? Ve seketet, ve seketel ennasu, ve sekete sustu. Bu sefer kelime olduğu gibi normal geldi. Sekete sustu. Kim? Ennasu, insanlar. İnsanlar sustular. Ve hacilu. Sıkıldılar, bunaldılar, utandılar. Manası verebiliriz. Vav yine fail elif farkımız var. Altıncı yerde kalalım. Burada böylece videomuzu bitirelim.